Evet arkadaşlar bugün e, o video telefonumu devam ediyoruz. Bir şöyle bir bu sefer böyle bir çekeceğim arkadaşlar. Ekran bana bana doğru değil. Ters türlü çevrilmiş durumda. Ve de bu benim tahta şey vardı ya, hani telefonu koyuyordum. Oradan ben bazen filmler falan da izliyorum veya sizlerin videolarınızı da izliyorum. Şöyle e, şu şekilde koyaraktan böyle. Neyse arkadaşlar işte bu gördüğünüz arkadaşlar bu telefonum e, Xiaomi telefon değil. Bu yeni aldığım. Yalnız bakın bu Redmi buradan hem doğru okuyun diye Redmi yazıyor. Yani yoksa öbür türlü ekran bana doğru yaparsam e, yazıları ters okuyorsunuz. Hani böyle en azından e, düzgün okumuş olursunuz. E, bir de şunu da göstereyim arkadaşlar. Şunu da göstermiştim. Bakın Mi yazıyor ama bu Xiaomi değil. Xiaomi'nin e, ne diyorlar Almanlar? Tok da güzel şaf diyor. Yani <laughs> Şey, kardeş firması gibi bir şey yani o da Xiaomi'den de tam olarak bu Xiaomi'den değil bakın burada yazıyor zaten Redmi Note 13 Pro Plus Bunu okuyabiliyorsunuz herhalde hem de düzgün bir şekilde çünkü telefonu ters çevirdim ilk defa da böyle bir video çekiyorum Çünkü hep yazılar falan hep ters çıkıyor ters türlü hep ben de onu sevmiyorum bilmiyorum bu sefer de ilk defa böyle bir deneyeyim dedim bir bakalım videoda nasıl olacak hiç bilmiyim. Yani valla size anlatacağım bu e, telefon hoşuma gitti. Xiaomi değil. Xiaomi değilmiş maalesef. E, yanlış telefon değildi ama e, ben bu telefondan memnun muyum? Gayet gerçekten çok memnunum. Niye derseniz arkadaşlar ben bu telefonu e, işte yeni aldığımda biliyorsunuz aş aşağı yukarı yarısı dolu. %50-55 civarında. Neyse onu ben bir bitirdim. Yani %3'e kadar indi. 3'e kadar indirdim. %3. Ondan sonra şarjını doldurdum. Şarjını doldurdum. Göstermiştim sizlere bayağı büyük. Kocaman böyle. 120 batlık Ondan sonra arkadaşlar onu doldurdum. İnanmazsınız. Yani ben inanmıyordum yarım saatte falan dolacağına. Yarım saat 40 dakikada falan 100 %100'e kadar geldi yani full doldu. Sadece yarım saat 40 dakika. Yani bir saatimi bile sürme, bir saatimi bile almadı. Ondan sonucu telefonla oynadım. İşte oynadım derken filmler izledim, videolar izledim, sosyal medyaya girdim. Zart durdur dur, şurdu derken yani bayağı bütün gün değil tabi de yani demek istediğim bu 40 dakikanın içinde telefon dolunca ee, siz söyleyin. Hemen şarjı bitmiyor yani. Gerçekten bayağı da iyi dayanıyor. Hem de yeni telefon olduğundan mütevellit. Bayağı bir dayanıyor. Buna sadece bir cam taktırdım arkadaşlar. Sadece bir cam taktırdım. Ee, daha bunu ayarlarını falan hepsini şey yapmadım. Daha Whatsapp'ı bile daha bugün yaptım. Gerçekten yani bir hafta oldu aşağı yukarı alalı. Daha ikinci videoyu da çekemediydim. çekecektim sizler için. Hani memnunum memnunum. işte ben bu telefonu da niye aldım? Ee, hem 2.5 e, iki buçuk sene olmuştu aşağıda telefon almayalı. Yeni bir telefon lazımdı bana. Bir de daha büyük e, kapasiteli lazımdı. Bu benim şimdi kullandığım, bir, e, kamera çektiğim, videoyu aldığım 128 GB'lık. Bu 512'lik arkadaşlar. Bu resmen 512 GB'lık. Bana 256 GB'lık yeter diyordum. Bakın sizlere hemen bir göstereyim. 512 GB okuyabiliyor musunuz? 512 GB Hem de şarjı hemen Telefonu şarjı hemen dolan telefon lazımdı. Bence çok iyi oldu. Çok memnunum bu telefondan. Redmi 13 Pro Plus 5G telefon 512 GB e, Kamerası da çok güzel. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar Bir tane bir resim çektim inanmazsınız Bilen bilir. Bilen bilir bir resim çektim 25 megabayt 30 megabayt arası yani bu telefonda 4-5 megabayt 3 megabayt falan oluyordu Valla bunda ben bir resim çektim ne, ne diyorlar dedim 25 megabayt mı 30 megabayt 30 megabayt bir resim Yani daha video bile çekmedim Allah bilir 10 dakikalık video da 100 gigabayt mı alır yok 100 gigabayt değilse abarttım ne bileyim 20 GB mı alır 30 GB mı alır 10 dakikalık video ne bileyim anlamadım anam valla Bilmiyorum ama telefondan gayet çok memnunum sadece bir kılıf lazım işte buna Böyle arkasına kılıf lazım Ama çok memnunum telefondan Çok da pahalı bir şey değildi yani yeni fiyatı aşağı yukarı 500 Euro civarı 450 Euro 500 Euro civarı Çok pahalı bir telefon değil iPhone gibi veya Samsung S24 gibi, S24 Ultra gibi pahalı bir telefon değil. Yani ben sevdim bu Xiaomi telefonu. Geçti Xiaomi değil, Redmi. Redmi bu telefonun adı, markası. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Videoyu fazla uzatmayalım. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Beni desteklemeye, izlemeye devam edin.